Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum Sony Xperia X, Sony'nin bu yılın başında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu 3 yeni Xperia X serisi telefondan bir tanesi, aynı zamanda amiral gemisi nitelik taşıyan modeli. Sony Xperia X, farklı bir stratejiyle tanıtılan bir akıllı telefon. Sony Galaxy S7, LG G5 gibi daha üst segment bir akıllı telefon yerine fiyatı biraz daha düşük olan ve fiyat konusunda rekabetçi olan bu Xperia X ile piyasaya çıkmayı tercih etti. 2399 lira gibi bir satış fiyatıyla rakiplerinden biraz daha aşağıda fiyatlandırılan Xperia X'in teknik özelliklerine baktığımızda bu telefonun orta üst segment bir Android telefonu olduğunu görüyoruz. Telefonda 5 inç 1080p Full HD ekran var. IPS LCD teknolojisine sahip olan bu ekranın parlaklığı iyi seviyede. Siyah renkler bir hayli derin. Bu sayede ekran gerçekten canlı renkler, gerçekçi renkler üretiyor. Web sitelerinde gezinirken, fotoğraflara bakarken veya video izlerken bu ekran gayet yeterli. 5 inçlik görüntüleme alanında çoğu durumda yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Xperia X'in 5 inç ekranına sahip olması bu telefonun rakiplerine göre biraz daha düşük yüzey alanına sahip olması dolayısıyla tek elde de rahatlıkla kullanılmasını olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi ince ve uzun bir telefon, bu da Xperia X'in diğerlerine göre, rakiplerine göre biraz daha kompakt olmasını, hem tek elde rahatlıkla tutulmasını hem de cepte rahat bir şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. Telefonda Snapdragon 650 işlemci var. 6 çekirdekli bu işlemci Adreno 510 GPU barındırıyor. Aynı zamanda 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza var. MicroSD kart yuvası sayesinde telefonun depolama kapasitesini biraz daha arttırmak mümkün hale geliyor. Xperia X'te Xperia Z serisi telefonun aksine suya dayanıklılık özelliği yok. Xperia X Performance'da o özellik mevcut. Bu da Xperia X'i deniz kenarında, havuz kenarında gönül rahatlığıyla kullanamayacağınız anlamına geliyor. Parmak izi okuyucusu bu telefonda mevcut. Görmüş olduğunuz güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucusunu da barındırıyor. Tutuş itibariyle sağ elinizin baş parmağını veya sol elinizin orta parmağını parmak izi okuyucusuna tanıtmanız yeterli oluyor. Parmak izi okuyucusu genellikle hızlı şekilde çalışıyor, ancak bazı zamanlarda parmağınız tam olarak yerleşmediği için tanınmadığı şeklinde uyarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ancak genel olarak parmak izi okuyucusunun bize çok fazla sorun çıkartmadığını söylememiz gerekiyor. Telefonda 2620 mAh kapasiteli bir pil var. Sony'nin Stamina ve Ultra Stamina gibi güç modları mevcut. Sony bu telefonun 2 güne varan bir çalışma ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Daha önceki Xperia telefonlarında söylediği gibi. Pratikteki duruma baktığımızda bir günü rahatlıkla çıkaran bir telefon, aynı zamanda ikinci güne de şarj bırakan, kullanabileceğiniz bir performansı sizlere sunuyor bu telefon. Kategori 6 LTE desteği var. Bu da 4.5G şebekelerinde yüksek hızlara, sunulan yüksek hızlara rahatlıkla ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Yazılıma baktığımızda Sony Xperia X'te Android 6 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de Sony'nin Xperia kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Xperia kullanıcı arayüzü biraz daha basitleştirilmiş. Genel olarak yine Xperia çizgisi korunuyor yazı tiplerinde veya renklerde. Bu Xperia serisinin çizgisinin korunduğunu görüyoruz, ancak genel olarak Android'in, saf Android'in o sadeliğini de Sony Xperia X'in kullanıcı arayüzünde görmek mümkün oluyor. Sony'nin sunmuş olduğu çeşitli özelleştirmeler var. Örneğin görmüş olduğunuz hızlı ayarları istediğiniz gibi değiştirmeniz, düzenlemeniz mümkün oluyor. Bunun dışında yine Sony'nin sunmuş olduğu Apple'ın telefonlarında bulunan Spotlight benzeri bir yapı var. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde görmüş olduğunuz gibi uygulamaları arama, önerilen uygulamalar gibi bir bölüm karşınıza çıkıyor. Bunun dışında uygulama menüsüne baktığımızda Google uygulamalarını ve yine Sony'nin sunmuş olduğu çeşitli uygulamaları görüyoruz. Albüm, müzik, video gibi özelleştirilmiş Sony uygulamalarını Xperia X'te de görüyoruz. Haberler, Social Life gibi birçok Sony uygulaması da Xperia X'te yüklü olarak geliyor. Aynı zamanda yine Google'ın da uygulamalarını Xperia X'te görüyoruz. Kamera tarafına baktığımızda arkada 23 megapiksel, önde de 13 megapiksel kamera var. Kamera arayüzü Xperia Z5'te görmüş olduğumuz kamera arayüzünden farksız. Aynı arayüz karşımıza çıkıyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi modlar arasında geçiş sağlayan bir bölüm var. Buradan farklı modlara, sahne modlarına geçiş yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi farklı sahne modları var. Manuel çekimde, elle çekimde ayarları özelleştirebilirsiniz. Beyaz dengesi, parlaklık vesaire gibi ayarları değiştirebilirsiniz. Eğer tüm ayarların otomatik olmasını istiyorsanız süper otomatik sadece dokunarak çekmenize olanak sağlıyor. Telefonda 4K video desteği yok. 1080p Full HD video desteği var. 1080p'ye destekte saniyede 60 kare veya 30 kare gibi destekler sunuyor. Bu açıdan biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzde 4K video kaydı yapan telefonların arttığını düşünecek olursak Xperia X'te de bu özellik olsa fena olmazdı. Bunun dışında Sony'nin kamera uygulamalarını diğer eski Xperia telefonlarının olduğu gibi Sony Xperia X'te de görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi farklı kamera uygulamaları var. Bunun yanı sıra
yine farklı kamera uygulamalarını da yine eklemeniz, bu şekilde kamera uygulamalarını daha da zenginleştirmeniz mümkün oluyor Sony Xperia X'te. Bunun dışında Sony Xperia X'in ön kamerası da 13 megapiksel çözünürlükte bir hayli başarılı görünüyor. Kameranın bir özelliği de gülümseme algılama özelliği. Gülümseme algılayıcısı sayesinde, gülümseme deklanşörü sayesinde gülümsediğinizde fotoğrafınız otomatik olarak çekiliyor. Gülümseme deklanşörü gülümseyişi otomatik olarak algılıyor ve fotoğrafı da siz deklanşör tuşuna basmadan çekiyor. Bu şekilde ön kamerayla gayet güzel selfie fotoğraflar çekmeniz de mümkün oluyor. Sony Xperia X ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.